deep end. We're alive, living life underwater. Let's spend all we've got getting buzzed. You pretend you're a god, I believe I'm a soldier. We play hide and seek till you draw. Love ain't got nothing on me, bad boy. Running up at you on my own, boy. No, love ain't got nothing on me, bad boy. I'm crazy, I'm playing, I own it because for rainbows. Gaga makes me dance till I drop. Big spender to the right, with no room for another. I play kiss and tell like a boss. Love ain't got nothing on me, bad boy. Running, I'll catch you on my own, boy. No, love ain't got nothing on me, bad boy. I'm crazy, I'm playing, I own it because herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile sizlerleyim. Ben Öner. Akın yok bu arada. Bugün iş gezisine çıktığı için bugün tek başıma size bir video çekeceğim. Bugün GoPro ile, dağ bisikleti kullananların GoPro ile nasıl çekim yapabilecekleri ile ilgili ipuçları vereceğim. 3 farklı açıda, yani GoPro'yu gördüğünüz gibi kafama takacağım. Ondan sonra göğsümde bir aparatla göğsüme takacağım ve son olarak da bisikletin handlebarına, yani gidonuna takacağım. 3 farklı açı göreceksiniz bu videoda. Aynı yerden ineceğim. 3 farklı açıyla çekeceğim. GoPro Hero 6'nın kullanımıyla ilgili ufak ipuçları vereceğim. Kamerayı nerede kullanırsanız artıları nedir, eksileri nedir, bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Güzel bir video olacak. Dağ bisikletiyle çekim yapanlar bu videoyu kaçırmasın. Hadi bakalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, ilk açımız kafa açısıydı. Yani kaskın üzerine takıyoruz GoPro'yu. Kaskın üzerine taktığım zaman Morning. Biraz yüksekten gözüküyor ama açı güzel. Artıları nelerdir? Artısı tepeden yüksekten gözüküyor. Gittiğiniz yerleri çok daha güzel gösteriyor. Geniş açısı var. Kafa çok daha stabil olduğu için kask çok az sallanma yapıyor. Gerçi GoPro Hero 6'nın zaten stabilization sistemi, yani sabitleme sistemi gayet iyi. Ama yine de iyi bir sabitlik sağlıyor kafada. Eksileri ise şöyle. Ekranı göremiyorsunuz. Tuşlara ulaşmak çok zor kafada olduğu için. Ancak tabii application'ını indirip telefonunuzda telefondan bakabiliyorsunuz. Hangi açıyı çektiğini ayarlayabiliyorsunuz kafanızda. Şöyle bir güzelliği var. GoPro'ların hani 5'te var, 6'da var, diğerlerinde var mı bilmiyorum. Sesle komut özelliği var. Sesle kamerayı açıp kapatıp kayda girip kayıttan çıkabiliyorsunuz. Kafada olduğu zaman bu işe yarıyor. Sesle girip çıkabilirsiniz rahatça. Ama benim çok tercih ettiğim bir yöntem değil. Kaskı da kaydırıyor. Ağır, yani ne kadar hafif olursa olsun bir ufak bir ağırlığı var. Kafanızda sert yerlerden iş yaparken kaskı da ağırlık yapıyor. Hafif kaskı da aşağı kaydırıyor. O yüzden benim çok tercih etmeyeceğim bir açı. Ama herkes, bütün dünya şampiyonları, dünya şampiyonlarında falan bu kafa kamerasını, yani helmet mount deniyor, kask aparatını kullanarak çekim yapıyorlar. Şimdi göğüs aparatıyla aynı yerden tekrar ineceğiz. Bir de o açıya bakalım. Arkadaşlar hava bugün biraz sisli. O yüzden görüntü çok net olmayabilir. Son birkaç haftadır böyle. İdare edin artık. Morning, guys. Arkadaşlar son olarak inceleyeceğimiz açı handlebar, yani gidon kamerası açısı. Şöyle göstereyim. Bu açının artıları eksileri var tabii. Artıları en önemlisi üzerinizde bir yük taşımıyorsunuz. Şimdi kafa aparatında da göğüs aparatında da sonuçta vücudunuzda bir ağırlık var, yani kameranın ağırlığı var. Bu da sizin hareketinizi belki kısıtlayabilir. Ama bu handlebar da bisiklet taşıyor kamerayı. Dolayısıyla daha avantajlı, fakat herhangi bir düşme esnasında, biliyorsunuz ki dağ bisikletçiliğinde düşme
olmazsa olmazdır. Düşme esnasında zarar görme ihtimali çok yüksek kameranın. Ama dediğim gibi hem açısı çok iyi, hem üzerinizde büyük taşımıyorsunuz. Yine başka bir eksi kısmı da, ya bisiklet her çukura girdiğinde, her kayalıktan atladığında çok sallanacağı için kamera da sallanacak. Ama eminim GoPro Hero 6'nın sabitleme sistemi bunun üstesinden gelir. Hani gimbal gerekmeden çok güzel net çekimler yapabiliyorsunuz Hero 6 ile. Şimdi son kamera açımız olan handlebar mount'u da inceleyelim. Sonra tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi bugün GoPro ile dağ bisikletinde çekim yapanların kullanabilecekleri 3 farklı açıyı inceledik. Kask kafa kamerası, yani kaska takılan, İngilizce adıyla helmet mount denen parçayla ilk turumuzu kafada yaptık. Artıları neydi? Geniş açı çekiyordu. Daha yüksekten çekiyor. Genelde uluslararası sporcuların, yani dünya şampiyonu dağ bisikletçilerinin yarış görüntülerini aldığı açı. Yani hepsi kaskına takıp görüntüleri böyle paylaşıyorlar resmi hesaplarında. Dezavantajı neydi? Kamerayı, ekranı göremiyoruz. Tuşlara ulaşamıyoruz. Fakat GoPro Hero 5 ve 6'da
sesli komut var. Sesli komut özelliğiyle kameraya edebiliyorsunuz. Sonra ikinci turda göğüs kamerasıyla bir çekim yaptım. Hey, morning. Bunun İngilizce adı chest mount. Genelde dağ bisikleti YouTuber'ların kullandığı açı bu. Benim de favorilerim arasında. Hem açı çok güzel, geniş, hem kameranın tuşlarına çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve daha stabil yani. Çukurlara falan girdiğinizde göğsünüz, vücudunuz çok fazla oynamadığı için. Tabii kolunuz, bacağınız oynuyor ama göğsünüz daha sabit olduğu için daha net bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ve son görüntümüzde gidona takılan, yani İngilizce adıyla handlebar mount denen parçayla çekim yaptık. Bu parçada güzel, şöyle bir avantajı var. Ekrana kamera düğmelerine ulaşabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Artı üzerinizde bir yük taşımıyorsunuz. Şey, bisiklette oluyor kamera. Ağırlık yapmıyor size. Her ne kadar küçük de olsa kafada ve göğüste hafif de bir ağırlığı var. Ama bu handle mount'ta, handle bar mount, böyle bir problem yok. Görüntü güzel, açı güzel. Dediğim gibi bu üç farklı açıda da kamerayı inceledik. Dağ bisikletçisinin ve dağ bisikleti YouTuber'ının kullanması gereken açıları inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.